Kıymetli basın mensupları, öncelikle hoş geldiniz. 4 yıl evvel Ticaret Odası Başkanlığı'na aday olduğum zaman, o zaman da ifade ettiğim gibi, bura bir hizmet yeri, bununla ilgili Erzincan'a ne yapabiliriz? Bazı projelerimiz vardı, onların %90'ını yaklaşık hayata geçirdik. Şu anda da mevcut projelerimizden Ticaret Odası binamızın inşaatı devam ediyor. Onun için görev bırakma gibi bir şansımızın olmadığı, göreve devam etmek mecburiyetinde olduğumuzu, onun için tekrar Ekim'in ikisinde seçimlere gidiyoruz. Tekrar aday olduğumu bildiriyorum. 4 yıldır ne yaptınız derseniz, yaklaşık pandemiye rağmen 2 yıl, yani dışarı çıkamayan bir dönemde geriye dönük baktığımız zaman 4 yılda da bazı projelerimizi hayata geçirdik. Bunlardan geçiremediğimiz tek bir projemiz var. O da bizim iyi niyetle uğraştığımız ama onu başaramadık. O da şu, çok ortaklı bir anonim şirket kurup Erzincan'da değil de şehirler arası, uluslararası bir ihale olsun veyahut yatırım olsun onu başarmak istedik ama şirketi kurduk ama insanları bir araya getiremedik. Ondan taraf yani üzgünüm. Ya ne yaptık derseniz, 4 yılda başta geldiğim zaman bazı projeler vardı ama hiçbir hayata geçmemişti. Bunlardan birincisi Erzincan'ın süt ihtiyacını, işleme ihtiyacını karşılayacak olan günlük 85 bin litre süt işleme tesisini en başından alarak yani inşaatından yani makine tesisatına kadar tamamını ticaret odası olarak biz yönettik. Tarım Kredi Kooperatifine verdik. 500 başlık düğü üretim merkezini yaptık. Onu da şu an hayata geçirdik. Organize sanayi bölgesinde kreş yaptık, anaokulu yaptık, güneş enerjisi santralini tamamladık, altyapısını yaptık. 1100 kişi çalışırken 2370'ti. En son daha artmış olabilir. Personeli artırdık. Bunları yaparken de Erzincan'a yakışmayan bir ticaret odası binası var. Onu daha evvel gelmeden de söylemiştim. Biz buraya iyi bir ticaret odası binası yapalım hesabını yaptık. Bununla birlikte milli eğitime ait olan okulla karşılıklı protokol düzenleyerek 3 tane Erzincan'a okul kazandırdık. Bunları da yani teslim etme aşamasına geldik. Yani şu an bahçe duvarları yapılıyor. Bu sene hepsi de hizmete geçecek. Bunun karşılığında da şu an yaklaşık 10 bin metrekare alana, kapalı alana olan bir ticaret odası binası yapıyoruz. İnşallah onu da yani bu yıl bitmez, önümüzdeki bittiği zaman daha evvel de söyledim. Yani ticaret odasının kasasından para çıkmadan yaklaşık 80 ile 100 milyon arasında gayrimenkul kazandırmış oluyoruz. İnşallah bunu da dediğim gibi daha evvel de söylemiştim. Meclis kararı alıp ticaret odasının kira gelirlerinin Erzincan'daki ihtiyaçlı ailelerin talebelerine %50'sini burs olarak vermeyi planlıyoruz. Sizin soracağınız başka bir şey varsa sorun, cevap vereyim. Şu an ben, bu adaylık süreci içerisinde Sayın Başkan, başka bir aday ismi geçiyor mu hiç? Valla şu an geçmiyor ama herkes aday olabilir. Yani ben daha iyisini yapıyorum, yapacağım der, çıkar, aday olabilir. Bura diyor ki, mülk kadıyan mülk değildi yani. Yani anladığımız kadarıyla o zaman sizin aday olma nedenlerinizin ana başında inşaatına başladığınız, evet, yani ben tamamlamak mı geliyor? Evet, yani ben seneye seçim olsaydı, yani bu sene seçim olmasaydı da seneye seçim olsaydı, ben ticaret odası binasını da yapıp hizmet açsaydım kesinlikle aday olmayacaktım. Çünkü yani bu iş hizmet şeyi, bir başkası da gelir, o heyecandan o da şey yapar. Yani temelini ben attım, açılışında mı ben yapacağım diyorsunuz? Ya Allah nasip ederse açarız, niye açmayalım yani, Erzincan'a hizmet yapıyoruz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim.